Arkadaşlar merhaba. Geleneksel Türk Tiyatrosu ile devam ediyoruz. Evet, iki ayrık tiyatroyu, modern tiyatro ve geleneksel Türk Tiyatrosu olmak üzere. Geçen dersimizde modern Türk Tiyatrosu'nu işledik. Şimdi arkadaşlar geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar eskiden tiyatro eğitimi herhangi bir kurum tarafından verilmezdi. Bu işleri iyi bilen ve kendisine usta diyebileceğimiz kişiler bilgileri ve tecrübeleri çıraklarına bunu aktarırlardı. Geleneksel Türk Tiyatrosu da usta-çırak ilişkisine göre gelişmiştir. Tıpkı ne gibi arkadaşlar? Tıpkı aşık edebiyatının gelişimi gibi. Sözlü olarak aktarılmıştır arkadaşlar. Yazılı bir metne dayanmaz. Geleneksel Türk Tiyatrosu sahne, dekor, kostüm, makyaj yok denecek kadar azdır. İnsanların karşılıklı konuşmalarında birbirlerinin yanlış anlamalarıyla ortaya çıkan komiklikler tiyatronun konusunu teşkil eder. Kişiler sahnede tipik özellikleriyle kalıplaşmış kişiler olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar dörde ayırırız biz geleneksel Türk tiyatrosunu. Gölge oyunu Karagöz Hacivat, orta oyunu Kavuklu Pil Şeker, Meddah ve Köy Seyirlik oyunları olmak üzere arkadaşlarım. Şimdi gölge oyunu hemen arkadaşlarım bahsedeyim. Gölge oyunu Karagöz Hacivat arkadaşlar. Deve derisi ya da mukavvadan yapılmış eklem yerleri hareket edebilen 30-40 cm uzunluğundaki kuklaların tasvir gölgelerinin beyaz bir perdeye düşürülmesi esasına dayanan geleneksel tiyatro türüdür. Burada bir şeye dikkat edeceksiniz. Bizim izlediğimiz aslında bir tasvirdir, bir hayaldir, bir kukladır. Orada biz asıl sesini duyduğumuz kişi arkadaşlar, asıl sesini duyduğumuz kişi nedir? Bak biz buna hayal perdesi, zilli hayal, sitareyi hayal diyoruz. Gölgelerin perdeye yansıtılmasına. Orada arkadaşlar önceden hazırlanmış yazılı bir metni yok. Bunun doğaçlama olarak oynanır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. 19. yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmiştir. Karagöz ve Hacivat en çok kullanılan tiplemeler olduğu için Karagöz ve Hacivat oyunu olarak da bilinir. Şunu iyi bilin arkadaşlarım. Karagöz açık sözlü, saf, her şeyin yanlış anlayan, fazlaca bir eğitim almamış kişi olarak halkın temsilcisi. Hacivat ise bilgili, aynı zamanda ukala, yara aydın biri. Karagöz'e kendini bildiklerini göstermeye ve öğretmeye çalışıyor. Birbirlerini yanlış anlıyorlar değil mi? Hatta Hacivat arkadaşlar Karagöz'ün sırtından çoğu zaman ne yapar? Geçinir. Bunu sakın unutmayın. Gölge oyununda Karagöz ve Hacivat farklı tiplemelere hayalci, hayalbaz, hayali adı verilen tek bir kişi seslendirir. İşte bunu diyorum arkadaşlar. O kişiye hayalci de denir, hayalbaz da denir, hayali de denir. Ustanın yanında yardakçı adı verilen arkadaşlar bir çırağı vardır. Yardakçı ustasına malzeme sandığından, hayal sandığından kukla galeri, def çalmak gibi konularda yardım eder. Cinas, tevri, abartma gibi söz sanatlarından oldukça arkadaşlar yararlanılır. Bilginiz olsun. Bakın bu Karagöz Hacivat'ı niye öldürdü konusunu biraz söyleyeyim size arkadaşlar. Bu bir rivayettir. Orhan Gazi zamanında bir tane cami yapılıyor arkadaşlarım. Bu cami inşaatında kalıp ustalar ikisi de Hacivat ve Karagöz. Kendi aralarında konuşmalar o kadar komik geliyor ki diğer işçiler de bu adam bunları bırakıyorlar. Bu adamları izlemeye başlıyorlar. En sonunda arkadaşlar Orhan Gazi bir geliyor. Padişah bir geliyor arkadaşlar. Bakıyor ki camide hiçbir ilerleme yok. Sonra ne oluyor diyor. Bunun sebebi niye böyle diyor. O da arkadaşlar diyor ki işte böyle böyle diyor. İki adam var diyor. Hep biz onu izliyoruz. Buna dolayı camiyi yapamıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine ikisini ne yapıyor? İdam ettiriyor ama padişah üzülüyor idam ettirdiğine. Sonra arkadaşlar Şeyh Küşteri'yi, bakın bunu unutmayın, bu kurucusudur. Şeyh Küşteri'yi beyaz bir çarşaf geldirip arkasından ışıklandırdığı perdenin üzerine çarıkların gölgesini düşürerek Karagöz ve Hacivat'ı arkadaşlar konuşturuyor. Ve böylelikle Karagöz ve Hacivat ortaya çıkıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada bir Karagöz Hacivat örneği var. Bunu artık okumamıza gerek yok. Sadece burada bizim diyelim dediğim gibi ne anlattığını bilmemiz bizim için önemli. Arkadaşlarım şu bölüme dikkat edin. Bu orta oyununda da vardır. 4 bölümden oluşur Karagöz. Mukaddime, muhafere, fasıl, bitiş. Tekrar ediyorum. Mukaddime, muhafere, fasıl, bitiş. Mukaddime arkadaşlar giriş demek. Narek adı verilen çalgı aleti açısında göstermelik adı verilen sabit nesne ağaç ev saklının perdeden ayrılır. Değil mi? Genelde Hacivat Semra gibi gazeteler söyler. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence diye ne yapar arkadaşlar? Sahneye girer. Bu şekilde oyun başlar. Sonra muhavere söyleşme arkadaşlar. Hacivat'ın gelmesiyle karşılıklı yanlış anlamaların olduğu konuşma bölümüdür değil mi? Genelde zaten kavga ederler ilk geldiğinde. Kara gözüm, iki gözüm, merhaba, hoş bulduk suda pişmiş baklava. Ondan sonra arkadaşlar bir tane vurur. Zille birlikte, defle birlikte onu ne yapar? Çalar.
Fasıl asıldır arkadaşlar. Fasıl asıl, fasıl asıl unutmayın. Asıl bölüm olan fasılda ise diğer kişilerde olaya anlatılıp verilmek istenen mesaj içeren bölümdür. Burada anlatılana göre oyunlar isim alır. Kanlı Niger, Çeşme Hamamı, Kanlı Talak, Tımarhane gibi arkadaşlar. Oyunlar 28 tane oyun vardır. Bitişte arkadaşlar oyunun en son bölümüdür. Adı üstünde bitiş, artık burada oyun biter. Karagöz Hacivat'ı tokatlar. Bunun üzerine Hacivat, yıttım perdeyi eyledim viran, varayım sahibine haber vereyim hemen diyerek perdeden ayrılır. Bir sonraki yeri ve zamanı vererek ne dermiş? Her ne kadar sürçülisan ettikse affola değil mi? Bunu herkes çok kullanır konuşmalarının sonunda. Gölge oyununda yaşadıkları coğrafya mesleklerine ve karakteristik özelliklerine göre konuşturulan farklı tipler de vardır. Bu tiplemeler kalıplaşmış tiplerdir. Arkadaşlar bakın bunlara bakın. Bunlar ismi aynısı şeyde de var. İsmi neydi? Orta oyununda da var. Mesela tuzsuz deli Bekir arkadaşlar. Bir elinde içki şişesi, diğerinde bir karma olan ve ay yaştır arkadaşlar. Herkese müdahale eder. Mahallenin belalısı ay yaş bir tiptir. Zen arkadaşlar Karagöz oyununda bütün hanım tiplemelere zenne deriz biz, tamam mı? Cemalifer, Dürdane Hanım, Dimyat Pirinci, Dilber Hürmüz gibi arkadaşlar zenneler var. Beber Uyuh arkadaşlar Pişop ya da altı kaç Beber Uyuh olarak alınan yaşı büyük olmasına rağmen karşılık aklı kıt cüce soytarı tipidir. Efe arkadaşlar kabadayı bir tiptir. Ege'nin köy efeleri zeybeklerindendir. Çelebi çıt kırıldı mirasiyeli İstanbul beyefendisidir. Matiz sarhoştur arkadaşlar. Bollu aşçıdır. Kastamonu uzun irili bir yapılısı vardı. Baba Himmet olarak adınır. Laz Karadeniz tiplemesidir arkadaşlar. Hızlı hızlı konuşan geveze bir tiptir. Rumeli sürekli yenilenen pehlivan tipidir. Tiryaki Afyon YouTube arkadaşlar sürekli pinekler. Halıcılık yapan zengin tiptir. Dilenci arkadaşlar tipidir. Doktor ya da tercidir. Dürüst, mert ama kaba bir tiptir. Arnavut'a laf atmak zordur. Bahçıvan arkadaşlar olarak karşımıza çıkar. Bu da böyle bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın. Orta oyunu kavuklu pil şeker. Aslında bu Karagöz ve Hacivat'tan fazla farkı yok. Sadece arkadaşlar onlar nasıl hayaldi, tasvirdi değil mi? Perdede yansıtılıyordu. Burada da gerçek kişiler var. Arkadaşlarım burada Karagöz'ün yerini hangisi alır? Kavuklu alır. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın. Burada Karagöz'ün yerini kavuklu alır. Pişekar'ın yerini kim alır arkadaşlarım? Pişekar'ın yerini Hacivat alır arkadaşlar. Tamam. Hacivat alır. Unutmayın. Kavuklu'nun yerini, Karagöz'ün yerini, kavuklu Pişekar'ın yerini Hacivat. Böyle bir soru gelebilir. Hangisi hangisinin yerine geçiyor diye. KK diye kodlayın arkadaşlar. KK deyin buna. Karagöz. Karagöz. Kavuklu. Pişekar. Hacivat diye kodlayabilirsiniz. Gölge oyunu Karagöz Hacivat'ın daire biçiminde oturan insanların ortasında gerçek kişiler tarafından oynanma şeklidir arkadaşlar. Oyun kavuklu pişekar esnesinde gerçekleşir. Kavuklu Karagöz Pişekar Hacivat özelliği gösterir. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Bakın. Arkadaşlar bir tane sahnesi varmış. Palang adı verilen etrafı iplerle çevrili yuvarlak bir alanmış arkadaşlar. Bakın. Biz demek ki orta oyunun sahnesinde ne diyormuşuz? Palanga diyormuşuz. İnsanların görebileceği bir mekanda ortada oynandığı için orta oyunu denilmiştir. Meydan oyunu, kol oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi isimlerle anılır arkadaşlar. Yeni dünyada verilen bir paravan ve dükkan denilen bir tezgah, birkaç iskemle arkadaşlar dekor olarak kullanılır. Arkadaşlar tıpkı Karagöz'de olduğu gibi yazılı bir metni yok. Doğaçlama oynanır. Karşılıklı konuşmalarındaki yanlış anlamalara bağlı olarak güldürü ögesi ön plana çıkar. Ramazan akşamlarında kre eğlencelerinde bayramlarda oynanır. Müzik ve dans önemlidir. Zurna ve çifte nağara arkadaşlar çalgı aleti eşliğinde söylenen türkülere, şarkılara, danslarıyla köçekler eşlik eder. Arkadaşlarım Cenne, Çelebi, Karadenizli, Rumelli, Kayserili, Yahudi, Rum, Sarhoş, Bekçi, Cüce, Kambur gibi kişiler ağız özellikleri de kalıplaşmıştır. Az önce bunların arkadaşlar özelliklerini gördük. Mahalle baskını, terzi oyunu, kunduracı, büyücü hoca gibi arkadaşlar oyunları vardır. Bakın aynı şekilde mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın aynısı aynısı hiçbir şey yok. Zurnacı'nın pişekar havası çalmasıyla, pişekar halinde pasayla şak şak sahneye geliyor arkadaşlar. Muhavere de söyleşme kısmı yine kendi içerisinde arzbar ve tekerleme diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Arzbar ve tekerleme diye ikiye ayrılıyor. Kalktı pişekar birbirlerinin yanlış anladıkları gülmece unsurunun olduğu bölüme arzbar denir. Arzbar'da birbirlerini yanlış anlıyorlar gülmece unsuru var.
Tekerleme ölümlerinin ise kabuklu olağanüstü bir olayı başından geçmiş gibi anlatıyor arkadaşlarım. Fasıl asıl fasıl asıl diğerlerinde olduğu gibi arkadaşlar asıl bölümdür. Genellikle kabuklu iş arar ya da pişeken yanında zeline takımı ev arar. Bitişte arkadaşlar pişeken her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyerek bitirir arkadaşlarım. Tıpkı kim gibi? Tıpkı Karagöz gibi bilginiz olsun. Evet bakın Cem Yılmaz'ın resmini koymuş. Kimden bahsedecek o zaman? Meddah'tan bahsedecek değil mi? Arkadaşlarım Meddah sahnesi, dekoru, kostümü ve kişileri tek kişide toplanan geleneksel Türk tiyatrosu çeşididir. Günümüzdeki stand-up şovcuların eski dönemlerdeki adıdır aslında baktığımız zaman. Mesela buna en iyi örneği arkadaşlar Atademir'i verebiliriz. Çünkü Atademir'e baktığımız zaman insanları güldürürken taklit, mukallit değil mi? Taklit, mukallit, taklit yapan kişidir. İnsanları güldürürken taklitten daha çok yararlanıyor arkadaşlarım Atademir'e. Emrah'ın taklidini çıkarıyor, Bülent Ersoy'un taklidini yapıyor, Fatih Terim'in taklidini yapıyor. Bunları yapabiliyor. Taklit yeteneğini ön planda yaptığı metde arkadaşlar insanların toplandığı ortamlarda kahvehane gibi yüksekçe bir yerde sandalyeye oturur. Omzunda bir mendil, elinde bir baston var arkadaşlar. Mendille bazen terini siler, bazen de mendili başına bağlar. Yaşlı bir kadın taklidi yapar. Mendili çoğu zaman ağzını kapatarak şive ve ses taklidi yapmak için kullanır. Yani bunları boşuna almamış yanına. Baston da arkadaşlar ses çıkarmak için kullanıyor. Meddah hikayelerini doğaçlama olarak oynar. Meddahlar 17. yüzyıla kadar din büyüklerinin menkıbelerini anlatırken sonradan arkadaşlar gerçek hikayeler günlük olaylarda anlatmaya başlamıştır. Bilginiz olsun. Evet. Bakın ne diyor? Bura diyor yeni tiyatro sahnemiz diyor. Çok darbe dayı diyor. Evet yani çok gerçekten sana dar gelmiş değil mi? Darbe dayı diyor. Bakın Darül Bedai diyor arkadaşlar. Tiyatro Osmanlı'daki ilk konservatuvar arkadaşlar. Evet arkadaşlarım halk hikayelerinde olduğu gibi saz eşliğinde söylenemez olağanüstü kahramanlara yer verilir. Meddah'ın hak dostum hak diyerek ellerini birbirine vurmasıyla oyun başlar. Uzun olmayan birkaç beyit okuduktan sonra asıl bölüm hikaye bölümünde gerçekleştirilir arkadaşlarım. Taklitlere sürülen bölüm Meddah'ın bu öyküden çıkarılacak dersi kıssadan ise tekrar uygulaması bu kıssadır bir mecmua kenarına kaydolmuş. Biz de gördük söyledik sakiye sohbet kalmazmış baki. Yani arkadaşlar diyor ki kıssadan hisse. Ders al diyor. O kadar basit. Bunun başka bir şey yok. Son olarak arkadaşlar ne var? Köy seyirlik oyunları var. Kırsal kesimde yaşayan insanların köy düğünlerini, bayramları, kutlamalarını, uzun kış gecelerini belirli zamanlarda kendi aralarında oynadıkları oyunlardır arkadaşlarım. Çeşitli inanışlar ve mitlerin etkisi altında oluşturulmuş köylü tiyatrosu olarak da bilinir bunlar arkadaşlar. Seyirci ve oyuncu ayrımı burada pek yoktur. Seyirci oyuncu, oyuncu da bir anda seyirci olabiliyor. Günlük yaşam anlatan kolaycı berber, tarla sürme, hayvan arkadaşlar, hayvan, deve, ayı, tilki, mevsim ve yıl değişimler köşe gelin. Bolluk ve bereket, suya saya gezme, kaç katımı, cemal oyunu gibi arkadaşlar köy seyirlik oyunları var. Bilginiz olsun. Evet dediğim gibi arkadaşlar modern anlamdaki tiyatro bize Tanzimat Edebiyatı'nda geldi. Batın anlamda tiyatro edebiyatında ilk olarak Tanzimat dönemi sanatçılar tarafından yazılmaya başlamıştır. Burada ilkleri bilin sadece arkadaşlar önemli. Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'nda oynanmak üzere ısmarlanan ve batın anlamda ilk Türkçe oynanan Şair Evlenmesi 1860'ta Şinasi tarafından yazılmıştır. Bunu bilin arkadaşlarım. Güllagop İstanbul'da ilk yerli tiyatro toplu olan Osmanlı Tiyatrosu'nu kurmuştur. Yedikpaşa Tiyatrosu'nda temsiller verilmiştir arkadaşlar. Şinasi Namık Kemal, Direktör Ali Bey, Ahmet Mithat Efendi, Teodor Kasap, Ahmet Vehit Paşa ve Abdülhak Hamid arkadaşlar tiyatro ile ilgilenmişler ve güzel eserler edebiyatımıza kazandırmışlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlarım burada meşrutiyet yıllarından bahsediyor arkadaşlar. Meşrutiyet yıllarında tiyatro çok gelişme gösteremiyor. Çünkü 2. Abdülhamit'in istibdatçı yönetimi var. Bundan dolayı çok önemli gelişme gösteremiyor. Türk tiyatrosunun bu dönemi biz duraklama dönemi deriz arkadaşlar. Ama Cumhuriyet döneminde arkadaşlar şu anki durumuna geliyor ve mükemmel işlere imza atıyor. İstanbul Şehremi'nin belediye başkanı Cemil Topuzlu Belediye Meclisi'nden 3000 lira ödenek ayırarak 14'te ilk konservatuvara Darül Bedai'yi kuruyor arkadaşlar. 34'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nın da Muhsin Ertuğrul'un yönetimine gelmesiyle Türk tiyatrosunun batı anlamında çağdaş bir tiyatro hali dönüşmesine katkıda bulunuyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şimdi geldik arkadaşlarım. Türk tiyatrosunda ilkler her ne kadar diğer ilkler önemli olduğu gibi arkadaşlar Türk tiyatrosundaki ilkler de bizim için nedir? Önemlidir. Bakın şimdi batın anlamda yazılan ilk tiyatro Şair Evlenmesi'nin Şinasi. Batın anlamda sahnelenen ilk tiyatro Vatan Yahut Silisire Namık Kemal. Hece'yle yazılan ilk tiyatro Nesteren Abdülhak Hamit Tarhan. Aruz'da yazılan ilk tiyatro Eşber Abdülhak Hamit Tarhan. Tiyatro binası yıktıran ilk tiyatro Çerkes Özdenler Ahmet Mithat Efendi. İlk epik tiyatro Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner.
İlk operet Letafet Direktörü Ali Bey, ilk tiyatro çevreleri adaptasyonlarını yapan kişi Ahmet Vefik Paşa. Kimden yapmış bunları? Molière'den çeviri ve adaptasyonlar yapmıştır. İlk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale. Osmanlı'nın ilk konservatuarı, ilk ödenek tiyatrosu Darül Bedai. Evet arkadaşlarım. Darül Bedai'de halka açık sahneli ilk tiyatro Çürük Temel Hüseyin Suat Yalçın. Çağdaş Türk tiyatronun kurucusu Muhsin Ertuğrul. Yurt dışına tiyatro sahnelerine ilk Türk yazar Cihat Fehmi Başkurt. Devlet tiyatrolarında oyunu sergilenen en genç yazar, ilk defa başkalarıyla birlikte tiyatro yazan kişi arkadaşlar Tahsin Nahit, Ruslan Nevare ile Jön Türk, Aşkımız Sanatkarlar, Şahabettin Süleyman'da Kösem Sultan ve arkadaşlar eserleri vardır. Unutmayın, buradaki ilk tiyatronun örneğini vermiş arkadaşlar, şair evlenmesiniz, bilginiz olsun. Bunlar arkadaşlar tiyatro terimleri. Bunlardan belli başlarını bilmeniz bizim için iyidir arkadaşlar. Aktör, erkek oyuncu, aktris, kadın oyuncu. Bunları arkadaşlarım çok ayrıntılı bir şekilde vermiş. Hepsini ezberlemek çok doğru değil. Ama belli başları bilmemiz önemli. Mesela bazen şunu soruyor öğrencilerim bana. Karşısına da çıkabilir. Fiiri ne? Cin, peri gibi olağanüstü kahramanın yer aldığı masalsı tiyatroyu arkadaşlar. Fiiri deriz. Onun dışında bunların hepsini bilmeye zaten gerek yoktur. Çok ayrıntılı bir çalışma olmuş burada arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Evet. Arkadaşlarım öğretici metinlere geçmeyelim. Burada kalalım. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Tekrarlarımıza bu şekilde devam ediyoruz.